Zibil Çanakkale ekranlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Merhabalar, ben Ömer Akit. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyomühendislik 3. sınıf öğrencisiyim. GDG Çanakkale'de de organizerlik yapıyorum. Öncelikle GDG mantığını bilmeyenler için hemen bir GDG Çanakkale'de nedir, neler yapıyoruz ondan bahsedeyim. GDG Çanakkale Google teknolojilerini anlatmaya, Google teknolojilerini insanlara kazandırmaya ve bunlarla birlikte insanların Google teknolojileriyle güzel şeyler çıkarmasını sağlaması için kurulmuş bir gruplar aslında. Biz de bunun bir chapter'ıyız. Bugün sizlere bu yaptığımız işlerden birisini sergileyeceğiz. Neden serisi başlattık? Bildiğiniz üzere önceden Neden Kotlin diye bir serimiz vardı. Bir serimizin ilk videosu vardı. Onunla da GDG Çanakkale YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ardından güzel bir Kotlin workshop'ı da yapmıştık. Bugün de ikinci serimizin ikinci ayağı olan Neden Flutter'la karşınızdayız. Bugün konuğumuz Sercan Yusuf. Onu da şu an yayına alıyorum huzurlarınızda. Selamlar Sercan, abi. hoş geldin abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Valla ben de nasıl soralım. Birazcık Sercan koştur koştur geldi. O yüzden bir tık geç başlamış olabiliriz yayına. O yüzden kusura bakmayın efendim. Ben kendimi tanıttım. İstersen sen de kendini tanıt. Oradan Abi ben başlayalım. sunuma başlayayım. Sunumun içinde hepsi var aslında. Ha, o Sunumla zaman beraber okey. gidelim. Aynen, öyle yapalım daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada sunumu başlatmak için yani başlayacağız. Siz de kendi sorularınızı kafanızda oluşan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Soru bölümünde Sercan'a yöneltebiliriz. Ben sunum başlatmadan önce sunum başlatmanın bir seride bir mantığı var. Öncelikle neden Flutter'dan önce Flutter nedir sorarak sunumumuzu başlatabilirim. Şimdi neden Flutter'dan önce ve Flutter nedir'den önce? Tabii önce bu hani nereye doğru gidiyoruzu ele almak lazım ki aslında biraz da bu cevapları daha net şekilde kavrayabilelim. Şimdi yine dediğim gibi ben bir kendimi tanıtarak başlayayım. Efendim ben Sercan Yusuf. Gain'de Flutter Developer olarak çalışıyorum. Ek olarak GDG İstanbul bünyesinde de organizatörlük görevini üstlenirim. Yani organizatörlerden biriyim diyeyim. Bunun yanı sıra farklı gruplarda da farklı organizasyonlarda da yer alıyorum. Elimden geldiği kadar Flutter'ı yaymaya, Türkiye'de Flutter'ın sesini duyurmaya ve onu elimden geldiği kadar herkese ulaştırmaya çabalıyorum diyebilirim. Background'umdan biraz daha şöyle bahsedeyim. Yani nereden başladım, niye, ne zaman başladım ve niye başladım? Aslında bunun da konuya çok iyi katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Flutter 2018 I/O'da çıktı. Ben de tabii ilk olarak burada Flutter'ı şey yaptım, duydum. Tabii bundan önce de duymuştum da hani pek şey yapmamıştım, böyle kale almamıştım. Yani nasıl bir şeydir, Google'ın nasıl yeni bir teknolojisidir, ne oluyor gibisine hiç şey yapmamıştım. Bu soruları sormamıştım kendime. Ama I/O'da görünce Allah Allah dedim, yani bu Flutter nasıl bir şey ola ki bizim kapımıza kadar gelmiş ve böyle bangır bangır bağırıyorlar dedim. Ve sonrasında tabii bunu öğrenme serüvenim başladı. IO'dan döndükten sonra işte kendim oturup öğrenmeye başladım. O zamanlar tabii ne Udacity'de ne Udemy'de tek bir kurs dahi yoktu. Anlatan kimse yoktu. Tek elimizdeki kaynak 2014'ten bu yana süren Dartconf'un videolarıydı. Onlar da İngilizce tabii. İlk onlarla başladık. İşte böyle dokümantasyonuyla başladık. Dokümantasyonu o zaman da iyiydi. Hala daha çok iyi şekilde devam ediyor. Sonrasında da tabii ben ilk işimi de Flutter developer olarak buldum. Hani her ne kadar öncesinde baya bir Android background'um olsa da sonrasında tabii ufak bir Android ve Flutter derken böyle yaklaşık 3,5 yıldan beri Flutter geliştiriyorum. Ve Flutter geliştirdiğim yerlerde çalışıyorum. En sonunda artık Gain'e kadar geldik. Şimdi ajandamızda neler var? Öncelikle onlara bir bakalım. Şimdi tabii Flutter'da bahsetmeden önce bir mobile development üzerine gidip yani okey Flutter'la bir şeyler yapabiliyoruz ama bunu yapmanın mantığı ne? Ve yani mobile uygulama yazacaksak neden Flutter'ı seçmeliyiz biraz ele alacağız. Sonrasında tabii bir Flutter'a giriş, kod sindaksı ve widget'lardan bahsedeceğiz ve ondan sonra nasıl başlayabileceğimiz konusunda size tüyolar vermeye çalışacağım. Şimdi
Mobile Development Basics ve UI UX dedim burada. Bunun dememin ana sebebi bildiğiniz üzere yıllardan beri yani süre gelen yaklaşık 2008'den beri yani bu dokunmatik telefonların hayatımıza girdiği süreden beri farklı bir konsept içerisinde yürüyor. Gerek iOS'in kendi tarafında flat dizaynı var. Android'in kendi tarafında material dizaynı var ve belli bir alışılmış haline gelen kullanımlar var. İşte bottom navigation barın altta olması, atıyorum en usable şeylerin baş parmağının ulaşacağı yerlerde olması, böyle en çok dokunacak veya tıklanacak şeylerin ekranın en ucuna koyulmaması veya işte farklı behavior'lar ve kullanıcıya yönelik çeşitli UI'lar, çeşitli deneyimler sunma. Tabii bunlar da senelerden beri bu mobil kullanım yani mobil taraftaki UI kullanımını ve bundan sonra da yani önceden tabii webin ele aldığı bir şeyler vardı ama artık mobilden daha çok web'e bir şeyler gitmeye başladı. Buralara da etkisi oldu. O yüzden ben öncelikle tabii Flutter'ın çıkış amaçlarından bir tanesinde böyle key olarak material design'ı öngörüyorum. Tabii material design'ın bize sundukları ve komponentlarını öngörüyorum. What if it was possible to... Okey, buradaki videoyu atlıyorum. Bu çünkü biraz uzun bir video. Canınız sıkılmasın. Şimdi direkt şuradan ele gireceğim. Şuradan ele alacağım ve ben anlatırım o videoyu sesli bir şekilde. Şimdi şuradan ele alacağım konuyu abi. Material design'ı az çok konuya vakıf olanlar vardır, olmayanlar vardır. Ben biraz daha herkese hitap etmek için biraz daha kapsamlı bakacağım konuya. Şimdi gördüğünüz üzere bottom navigation barlar var, buradaki behavior'lar var ve farklı şekilde renklendirilmesi var ve buradaki kullanış açılarına göre butonlarının yerlerin değişmesi vesaire vesaire var. Ama bizim burada bir mobil development olarak baktığımız kısım tamamen bunu buraya nasıl koyabileceğimiz. Şimdi iOS tarafında bu tabii biraz daha farklı şekillerde ele alınıyordu. Android tarafında bottom navigation bar yapmak ve bunu yönetmek bir hayli zor ve işkenceli bir şeydi. Tabii son yıllarda çıkan kütüphaneler ve gerek ekosistemin de katkılarıyla güzel şeyler işte Trendyol'dan Medusa geldi vesaire güzel şeyler oldu o taraflarda da. Ama bu bir hayli zordu bunun yönetilmesi ve oradaki state'lerin değiştirilmesi. Ama Flutter'ın bize ilk sunduğu şeylerden bir tanesi hazır komponentler. Bu kısma baktığımızda yani siz gördüğünüz bir UI elementi var. İşte buton olsun, işte bottom navigation bar olsun, search box'lar olsun veya list item'lar olsun, list tile'lar olsun. Bunu tamamen Flutter kendi içinde kendi item'lar olarak hazır şekilde komponentler olarak bize sunuyor. Ve burada bizim aslında geliştirici olarak sadece bunu bir yere koymamız, rengini vermemiz, kaç tane buton olacak bunun içinde, bunların tekstlerine ne yazacak, tıklananın rengi ne olacak, tıklananın teksti nasıl olacak gibi kararları vermek sadece bize kalıyor ve bu da bizim işimizi bir hayli kolaylaştırmış oluyor. Şimdi tabii bunun farklı kullanım şekilleri var. Üstler hani üst kısımda da kullanabilirsiniz. Tıkladığınızda farklı aksiyonlara yol açar. İşte soldan ben bir menü açabilirim, bir drawer açabilirim, sağdan bir drawer açabilirim istediğim şekillere göre. Ve alta da mesela benim bottom navigation bardaki butonumu işte ortaya koyabilirim, sağa koyabilirim, sola koyabilirim. İstediğim şekilde bunu dizayn edebilirim. Ve buradaki en key element de Flutter'ın aslında bu kısımlara çok çok smooth yaklaştı. Yani ben istediğim elementi bunu altta olmasını istiyorum, üstte olmasını istiyorum. En solda olsun, en sağda olsun veya işte bu buton bottom navigation barın üzerinde olsuna kadar her şeyi aslında siz kendiniz yönetebiliyorsunuz ve kendiniz bu kararları verebiliyorsunuz. Sadece birkaç satır basit kodla. Peki şimdi o kadar övdük Flutter'la işte bu UI'lar, bu gördüğünüz UI'lar öyle güzel yapılıyor. Şöyle şey yapılıyor. Peki nedir bu Flutter? Nasıl çıktı buraya? Dediler ki işte 2014'ler falan 2013'ler o zamanlar tabii 2014-15'lerde aynen Dart diye bir dil var ve bu dil şey böyle çok fazla da kullananı yok. Yani web tarafında bir JavaScript var. Diğer tarafa geldiğimizde yine Dart var ama böyle kullananın da yok. Biz şey diye sorguluyorduk o zamanlar hani Dart diye bir dil var. Dünya üzerinde 3 kişi falan kalmıştır geliştiren. Bir kişi de zaten onu bulan kişi falan diye goygoyunu geçiriyorduk etkinliklerde. Onun goygoyunu yapıyorduk. Çok da iyi hatırlıyorum yani bu conversation'ın geçtiğini. Tabii o zamanlar hiç, böyle hiçbir şey işe yaramayacak. Hani Google bunu buldu ya da işte bunu buldular. Google aldı kendi bünyesinde geliştiriyor ama bir şey de olmadı bununla. Kenara atar gözüyle bakıyorduk o zaman için. Sonrasında tabii bu Dart'ın atılımlarıyla beraber 2014'ten sonra Flutter'ın ilk temelleri atılmaya başlandı. Peki nedir bu Flutter?
genel anlamıyla yani sözlüğün bize verdiği kelimelerle ifade edecek olursak Google'ın çok kullanışlı ve güzel UI'lar yapabildiğiniz, native ve direkt compile olabilen hem mobil hem web hem desktop ve son günlerde artık embedded da bunun içine dahil oldu. Bütün bu sistemleri, saydığım sistemleri destekleyen Google'ın UI toolkit'i olarak diyebiliriz. Sözlükten olan tabir şeylerle, kelimelerle. Ama kendimiz bir yorum katmak istersek bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Abi dediler ki yani mobil development okey var, güzel, bu gidiyor ve bunu hardcore şekilde işte büyük şirketler geliştiriyor. Ama peki ya startuplar ne olacak? Ve aynı şekilde bu designerlar, kodla çok haşır neşir olmayan adamlar, yani aklında fikirler olan veya kaleme alıp ekrana bir şeyler dökebilen ama bir türlü klavye eline alıp koda bir şeyler dökemeyen insanlar ne olacak? Bunlara nasıl yol göstereceğiz? Bir bu. İki, React Native diye bir şey var abi. Yani cross platform, cross programming dediğimiz bir şey var. Ve siz burayı yazarak, yani burada uygulamalar yazarak birden fazla platforma destek verebiliyorsunuz. Ama bunun da belli kısıtları var. Ve Facebook React Native'i çok kötü yönetiyor. Yani bir gidişatı var, okey. Community'nin çok büyük desteği var, okey. Ama Facebook buna yeteri kadar önem göstermiyor. Ve o yüzden aslında onda bir şeyler yapılabiliyor ama hala da çok komplike şekilde ilerliyor. Ve baktılar ki işte web'ten mobile kaymak isteyen herkes şeyi seçiyor. Yani React Native'i seçiyor. Peki biz buraya bir kulvar daha yaratabilir miyiz? Biz hem benim işte kod yazmayı az bilen veya bilmeyen designer abimi alayım. Hem aynı şekilde kafasında bir fikri olmuş olan ama bunu bir türlü hayata geçiremeyen veya nasıl geçireceğini, nasıl ilk adım atacağını bilmeyen abimi almış olayım. Hem de o web'ten gelip işte mobil uygulama yazacağım derken React Native ve Kayan abime de farklı bir option sunayım kafasıyla ortaya harmanlanıp çıkmış bir platform olarak da ben nitelendiriyorum Flutter'ı. Ben de araya bir küçük nüans atayım. Bana göre direkt şey yani Flutter. Hani çok fazla kod bilmiyorum. İşte hani hızlıca yöneteyim. İşte ne bileyim, bir sadece bir widget yaratmak için birden fazla böyle satırlarca kod yazmayayım. Zaten en son Flutter 2.2 ile de zaten kod sayısını bayağı bir indirdiler. Böyle uygulama üzerinden direkt kendi mobil uygulamanızı yapabiliyorsunuz vesaire. Tam aslında böyle hani çok fazla sizin de dediğiniz gibi kodla fazla aşırı neşir olmayan, yani design yönü güçlü insanların kullanabileceği güzel bir UI toolkit yani. Evet. Şimdi biraz önce işte Dart'tan girdik, Flutter'a atladık. Flutter da aynı şekilde Dart'ı kullanıyor. Peki neden Flutter yani Dart seçiyor? Yani bunu seçmesindeki en büyük element nedir? Niye Dart? Yani JavaScript niye değil? Kotlin'i o kadar övdüler, o kadar hype'ı çıktı Kotlin'in, neden Kotlin'i almadılar vesaire gibi sorular var. Şimdi buna cevap tamamen şuradan başlıyor. Yani ilk temel kısa cevabı. Dart da yine Google'ın destekçisi oldu. Ve Client Optimizing Programming dediğimiz, yani bütün işi client tarafındaki engine'lere yıkıp client tarafında bütün işi bitiren ve multiple yani birden fazla platforma uygulama çıkmanıza olanak sağlayan veya kod yazmanıza olanak sağlayan bir dil olarak geçiyor. Şimdi biz sadece Flutter tarafını konuştuk. Dart'ı kullanarak biz evet mobil uygulama yazabiliyoruz, desktop uygulama yazabiliyoruz, web uygulama yazabiliyoruz vesaire. Ama baktığınızda siz Dart'ı kullanarak backend'de yazabiliyorsunuz. Ne kadar Go kadar efficiency olmasa da, yani Dart öğrenip ben sadece Flutter mı yazacağım diye soruyorsanız eğer kendinize, hayır abi, gerekli framework'ler var, Angular var, daha birkaç tane var. Siz bunları alıp Dart'la backend'de yazabilirsiniz mesela isterseniz. Ve aynı şekilde web application'larda yazabilirsiniz Flutter'dan bağımsız olarak. Hani Dart burada bir dil, Flutter burada bir framework. Yani framework tarafını kenara koyuyorum. Sadece Dart'ı ele alarak da bunları hayli hayli yapabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha Dart'ı anlamak için ve neden bu Dart'ın seçildiğini, Flutter için burada Dart'ın döndüğünü ve arkada nasıl bir şeyler döndüğünü izah etmek için şöyle bir girizgah yapayım. Şimdi en üstte gördüğünüz gibi design katmanları var. Yani Material'dan başlıyor, Cupertino, oradan widget'lara iniyor, rendering'e ve en sonunda foundation'a kadar iniyor. Şimdi biz işte Flutter'da başlıyoruz, bir kod yazdık, işte ekrana şey yazdırıyoruz, işte selamlar GDG Çanakkale diye yazdırıyoruz. Ama bunun bu arka plandan neler dönüyor, nasıl buraya
geliyor. Şimdi buna biraz değineyim. Şimdi en alt katmandan başlıyoruz bunu anlatmaya. En altta foundation kısmı var. Yani Dart'ın kendi yazıldığı kendi kısmı var. Tabii bunun altında bu engine kısmı da var da buraya da geleceğim. Şimdi foundation kısmı var. Foundation kısmının üstünde animations, painting ve gesture kısımları var. Bunun üstünde rendering, widget ve kuparatuna. Yani siz mesela bir tane text koydunuz ekrana. Ve bu text'e dediniz ki işte material text veya direkt text koydunuz. Bu zaten material app olarak widget şeyini app'inizi run ettiyseniz bu direkt material behavior'ını alıyor. Ve bir material widget koydunuz. Material'in altında gördüğünüz gibi birden fazla widget var. Aynı şekilde siz Cupertino design'ı seçerseniz uygulamayı Cupertino app olarak ayağa kaldırırsanız yine bunun altında birden fazla widget'ları görüyor olacaksınız. Bunun altında da yine rendering geliyor. Bu da sizin ekrana yazmış olduğunuz text button'ı render eden kısım oluyor. Yani bunları render ediliyor. Bunlar neye render ediliyor? Bir animation olabilir bu textin, butonun bir animation olabilir. Bir click action ekrana sağdan gelebilir, soldan gelebilir. Bunun bir rengi olabilir ve bir de gesture olabilir. Ve en altta da foundation kısmı var. Foundation bunların hepsini birleştiriyor. Gidiyor Sky Engine'e veriyor. Sky Engine de bunları Dart'la işleyip en sonunda bize çıktısını veriyor. Yani bir defa daha kısa bir şekilde üzerinden geçmek gerekirse siz yani Sky Engine yani arka planda tamamen şunu yapıyor. Diyor ki sen abi bana ver. Ben bunu ayrıştırayım kendi içinde böleyim en küçük parçalarına kadar ve bunu tamamen scale edilmiş bir UI component olarak ekrana göstereyim. Ve benim bu telefonum yani gösterdiğim cihaz web olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir. Bunun ne olduğu konusunda pek bir bilgiye ihtiyacı olmasın. Tamamen ekranda bir şey göründüğünü ve bunun ID'sinin şu olduğunu ve şöyle elementlere sahip olduğunu bana söylesin ki ben bundan sonraki gitgellerde bunun işte rengi değişecekse değiştirebileyim. Tıklandığını bana söylesin, tıklayıp bir şey yapabileyim vesaire vesaire. Şimdi burada biraz da derine inmek gerekirse öncelikle diğerlerine bakmak gerekiyor. Yani native burada nasıl çalışıyor? Diğerleri burada nasıl çalışıyor? İşte cross platform mesela ve Flutter'ı bunlardan ayıran kısımdan da. Şimdi ilk native kısmı ele aldığımızda burada bizim native kodumuz ele çıkıyor, ortaya çıkıyor. Bu işte Android tarafını ele alırsak mesela bir Java olabilir, Kotlin olabilir, iOS'te işte Swift olabilir veya işte Objective-C olabilir. Burada bizim native yazılmış kodumuz var ve native yazılmış kodumuz tamamen mobil tarafı yani mobilden örnek vereyim. Şimdi mobilden gidiyoruz o yüzden öyle devam edeceğim. Mobil tarafta olan widget'lara gidip işte tamamen onları ayağa kaldırıyor. OM widget'ları buluyor. Bunları ayağa kaldırıyor. Ben native kodda bir buton belirliyorsam bu kod platform tarafında yani device tarafında gidip OM widget'lardaki butonu buluyor. Bunu ayağa kaldırıyor ve ondan sonra bunun canvas'larını, eventlerini veriyor. Ve bu şekilde ayağa kalkmış oluyor. Diğer taraflarda da diğer native support taraflarında da mesela işte servis taraflarında da location servislerine işte audio, bluetooth gibi vesaire telefonun böyle hardware servislerine ulaşabileceğim bütün kısımlara native koddan direktme ulaşabiliyorum. Şimdi React Native'i ele aldığımızda burada oraya bir tane de bridge giriyor. Yani burada sizin JavaScript'te yazdığınız kod var. Bir de diğer tarafta mobile bir device var. Bunun yine kendi OM widget'ları var, kendi servisleri var. Fakat JavaScript kod diğer direktman gidip bunlara herhangi bir şeyde bulunamıyor. Yani bir şey yaptıramıyor. O yüzden arada bir tane bridge kavramı var ve bu sizin JavaScript kodunuz gidiyor. Bridge'e işte ne yapmak istediğini veya sizin kodladığınız kodda ne olması gerektiğini söylüyor. Bu bridge de gidiyor native tarafa bunu çevirip kendi dilinde işte C++ veya işte o dilde gidip diyor ki işte şu butonu ayağa kaldıracaksın bunun rengi şöyle olacakmış, eventi böyle olacakmış. Yine aynı şekilde platform tarafında bir şeyler cereyan ettiğinde platform gidip bridge'e diyor ki abi diyor işte bak şöyle bir buton vardı işte onun diyor bak tıklandı bunun eventi vardı onu git söyle hani ona göre kodunda ne değişecekse değişsin. Bridge de gidiyor ondan sonra tekrar JavaScript'te söylüyor. Şimdi burada üçlü bir bağ var yani sürekli işte ben sana söyledim sen git ona söyle o tekrar sana söylesin sen gel bana söyle diye böyle bir muhabbet oluyor. Tabii bu da şimdi şakası bir yana ciddi bağlamda baktığımızda bir yavaşlık söz konusu ortaya çıkıyor. Yani burada build almada ve ilerleme konusunda React Native'de yazılmış app'lerde tam olarak native performans yakalanamıyor. Diğer yandan da Flutter'ı ele aldığımızda Flutter'da yine native kod kısmı var. Ama biraz önce dediğimiz kısma geliyoruz. Yani client site olduğu için sizin widget ve rendering kısımlarınız da tamamen app'inizin içerisinde bulunuyor. Yani siz yazdığınız native kod. Native kod tamamen yazıldıktan sonra bunu siz render ederken ilk bir defaya mahsus uygulamayı ayağa kaldırırken bu kod render ediliyor ve widget'lara vesairelere dönüştürüyor. Sky Engine'den geçiyor ve ondan sonra platforma gidiyor. Sizin yazdığınız butonlar, UI araçları, gereçleri vesaire platformda gidip herhangi bir OM widget'e karşılık getirilmeye çalışılmıyor.
tamamen UI'ye deniliyor ki abi ben bak bir şey yaptım. Bu bir şey işte. Bunun senin ne olduğunu bilmene gerek yok. Sen bunu al ekranda göster. Bunun ID'si bu, eventleri bu, canvas'ı bu. Sen sadece buna bir şey olduğunda bana söyle. Ben gerekeni yapacağım diyor. Ondan sonra platformda yine aynı şekilde buna tıklandığında gidiyor event'i trigger ediyor. Ya da bir şey olduğunda işte drag olduğunda vesaire olduğunda gidip event'leri track ediyor. Ondan sonra native kodda gerekeni yapıyor ve state'ini değiştiriyor. Servis tarafında sadece bir tane küçük bir exception'ımız var. Servislere direktman native kodlardan ulaşamıyoruz. Telefonun hardware servislerini. O yüzden yani bunun için yazılmış birden fazla kütüphane ve API'ler mevcut PubDev'de. Ama yine siz native olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız veya direktman koddan kendiniz ulaşmak istiyorsanız platform channel dediğimiz kavramlarla siz kendi Dart kodunuzdan gidip Android'deki işte Java kısmına veya Kotlin kısmına hükmedebilir. İşte oradaki kodu bağlayabilir. Yine iOS'da aynı şekilde buradaki kodunuzu bağdaştırabilir ve servisleri yine Dart tarafından yönetir hale gelebilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda Flutter kısmı tamamen yani dominant bir şekilde işte hem web platformunu hem mobil platformu hem desktop'ı, yani desktop'ı dediğim en son çıkan artık bu 2.2 release ile beraber desktop'lar da tamamen stable versiyona geçti. Hem Windows'ta hem macOS'ta hem Linux'ta destek geldi ve aynı şekilde embedded platformlara da destek geldi. Hatta işte Google Home'lara falan bile destek geldi. Home Hub var mesela bende. Flutter'la yazdığım uygulamaya abi Google Home'da çalıştırabiliyorum. Yani ekranda Google Asistan. Onu da çalıştırabiliyorum. İstiyorsam oyun yazıyorum, istiyorsam normal uygulama yazıyorum. Çalıştırabiliyorum. Gibi birden fazla şeye destek geldi. Hatta bu şeydi değil mi? 2.2'nin o etkinliğiydi değil mi? İşte Toyota ile falan anlaşmışlar. Toyota'nın artık app'lerini yapabiliyorsun. Ben orada direkt şey sordum. Yani when Tesla. Yani ne zaman Tesla'ya bir uygulama yazabileceğiz abi? Şimdi bak ben işte şey yapabiliyorum. Yani o etkinlikte bir de şeydi. Ben böyle mobil developer'dım. Yani sadece mobil uygulama geliştiriyor diye kendime şey yapıyordum. Anons ediyordum. İzliyorum etkinliği. Dediler ki işte web stable oldu. Ah dedim artık ben web developer'ım. Aradan 5 dakika geçti. Dediler desktop'ta stable oldu. Dedim artık ben o zaman desktop'ta developer'ım. Ondan sonra dediler ki embedded'da yazıyoruz. Ondan sonra dedim ben embedded'da developer'ım o zaman. Bir de dediler arabalara da. Dedim car developer'ım. İlerisi kalmadı çünkü artık. Her şeye yani tek bir dili, tek bir framework kullanarak arkadaşlar. Yani gördüğünüz erişilebilir birden fazla ekranı olan device'a, yani her türlü device'a, ekranı olan neredeyse her şeye siz uygulama geliştirebiliyorsunuz. Buna TV de dahil. Yani TV app'i bile yazabiliyorsunuz Flutter'la. Android TV'niz varsa app'inizi yazıp Android TV'nize USB bellekle atıp çalıştırabiliyorsunuz uygulamanızı. Dahasını söylemeye gerek yok. Devam ediyorum abi. Bir ekleme yapmayacaksın. Şey dedim yani ilerisi için hani böyle bir şey yatırım yaparsın yani. Flutter o konuda gerçek bir yatırım tavsiyesi. Yani bir anda şeyden mobilden web developer'a, desktop developer'a. Çok güzel girdin. Hemen orada bir hikaye anlatmak istiyorum abi. Biraz yaşım ortaya çıksın. Yaşlı desinler orada. Yok yani. Abi ilk Flutter'ın çıktığı sene o zaman şeydi işte Google I.O'dayım. Ve şey kafamda şey şimşekleri çakıyor. Hani ulan ben tamam şimdi bir şeyler yazıyorum. Android'de bunun çıktısını alıyorum ama iOS diye de bir pazar var. Ben buraya da uygulama yazmak istiyorum. Yani yazdığım bir şeyi, bir fikrim olur, bir şey olur. Ben buraya da lanse etmek istiyorum ama bunu yapamıyorum. Yani bunu nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim diye şey yapıyordu. Ve ben abi yani prensip olarak bir .NET'i bir de JavaScript'i hiçbir zaman sevemedim hayatım boyunca. Hiçbir zaman ısınamadım. Bunu yazan kişilerle de hiçbir zaman ilişkilerim de iyi olmadı. İnsan ilişkilerim de iyi olmadı yani. O yüzden o tarafa da sıcak bakamıyorum. Ve böyle şey yapıyorum ve Flutter çıktı. Ben direkt kendime şey sorgulamaya başladım işte Flutter'a geçsem mi, nasıl olur, işte yazsam mı, işte ilerisi açık mı, iş bulabilir miyim? Çünkü daha hani yeni üniversiteden yeni mezun oluyorum o zaman için. Hani iş bulabilir miyim, iş alanı olur mu vesaire. Çok da sevdiğim bir abim var. Ona danıştım bu konuyu. Kendisi de Google'da çalışıyor. Dedim ki abi işte böyle böyle ben şu an işte Java biliyorum. İşte geçen sene, önceki sene Kotlin çıktı, onu da öğrendik, koydum cebe. Android geliştirebiliyorum uygulama olarak. İşte bu alanda gidiyorum. Ama işte benim bir tarafım hep beni Flutter'a itiyor şu an. Yeni gördük ya, yeni heves bile. İşte ben ne yapayım? Böyle böyle şeyler var kafamda, ne yapayım? Bana şunu dedi abi. Dedi ki hani dedi sektörde kalıp dedi önümüzdeki yıllarda işte böyle iki hani işte
faraza rakamları atıyorum böyle. 2-3 bin lira para kazanıp dedi, yani normal standart bir şekilde para kazanıp dedi, hayatını idame ettirmek istiyorsan ve gayet standartlara uygun bir şekilde yaşamak istiyorsan dedi, devam edebilirsin dedi bu şu an bulunduğun kulvarda. Ama dedi ben bundan 3 sene sonra çok dedi böyle şey olacağım, yani gem olacağım, elle tutulur bir insan olacağım veya işte ön planda durmak istiyorum veya işte bir şeyleri lead etmek istiyorum diyorsan dedi, şu an dedi bugünden Flutter'a başladı dedi. Çünkü 3 sene sonra dedi siz dedi çok kıymetli olacaksınız dedi. Yani bu işi yapan insanlar. Ben de işte o gazla dedim ki ben bu işi yaparım. Bir şekilde işi de bulurum. Öyle başladım abi. Hatta ilk girdiğim işte de adamlara Flutter'ı ben anlattım. React Native'in yazılmış uygulamaları vardı. Onları işte Flutter'la yazarız dedim, çevirdim. Yeni bir uygulama istiyorlardı dedim, hani cross platform. Onu da dedim Flutter'la yazarız. Bildiğin şirkete böyle yeni kültürle beraber girdim. Ki ondan sonra gittiğim her şirkete de Flutter'ı peşinde götürdüm ya. Öyle bir şeyim olmuştu. Gerçek bir yatırım tavsiyesi olmuş bu arada ya. Ya aynen, o zaman için bir yatırım tavsiyesi olmuştu ve gerçekten çok da memnunum abi şu an. Yani ama, o zaman o kararı verdiğimden. Yani evet, böyle hani o zaman çıkan uygulamalarında işte toolkitlerine, frameworklerine hakimsin ama böyle hani herkes öyle. Anlatabiliyor muyum? Bir şey çıktı. Hani bariz olarak ilk başta ekmeğini yiyemeyeceksin ama böyle bir süre geçtikten sonra ve popülerleşmeye başladığında herkesten daha hakim olduğun için direkt zaten kapılıyorsun yani. Bir o abi, ikincisi bir de şu var. O zaman için şeydi tabii bu. Oraya doğru gidiyordum. Android geliştiriyorduk ve şey böyle. Sürekli Android'de bir şey çıkıyor işte yeni şey ne modern Android development çıkıyor, Room çıkıyor, işte Live Data geliyor, RX kalkıyor. Hep sürekli bir şeyler geliyor Android'e ve bütün Android developer'lar şunu sorguluyor abi, ne zaman bitecek bu, yani learning curve çok fazla. Android'dese ben bugün başlayıp işte profesyonel bir şekilde uygulama geliştireceğim dediğin kısımda learning curve böyle bildiğin katlaya katlaya çıkıyor. Yani nereye kadar gidecek bu diye sorguluyordu. Ben de tam bu sorgulamaları yaptığım zaman da hani öğreniyoruz, bir ay sonra yeni bir şey öğrenmek gerekiyor. Bir ay sonra yine yeni bir şey öğrenmek gerekiyor. Hani orada direkt şey dedim, yani bu bitmeyecek. Hani nasıl ben bunu başka bir yere taşıyabilirim? Tam da bu sırada bu çıkınca Flutter şey oldu yani, dedim orası bitmeyecek, orası dursun. Ben bu taraftan biraz yol alayım bakayım buralar nasılmış. O zamanlar tabii şey web falan desktop desteği vesaire hiçbir şey yoktu. Onlar da tabii yıllar içinde aramıza katıldılar. Şimdi tabii bir başka güzel özellikten de bahsetmek gerekirse Flutter tarafında. Şimdi normal native uygulama geliştirirken Android olsun, iOS olsun. Siz kodunuzu build almak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani kodunuzda bir değişiklik yaptınız. Şu an instant build'lar vesaire vesaire geldi de önceden biraz işkenceydi. Yani siz build aldınız. Basıyordunuz build butonuna, gidiyordunuz bir kahve koyuyordunuz, bir sigaraya çıkıyordunuz, geliyordunuz falan, ancak ayağa kalkmış kendine gelmiş oluyor. Ondan sonra kodlamaya başlıyordunuz. İşte yazıyordunuz. Hadi bakayım şimdi yazdım. İşte UI'da XML olarak görüyordunuz UI tarafını. İşte diğer kod tarafını da ona göre kafanızda şey yapıyordunuz. Sonra tekrar bir run'a basıyordunuz. Tekrar bir kendine geliyordu. Ayağa kalkıyordu falan. Onu bekliyordunuz. Kod çalıştı çalışmadı, ona göre debug. Lakin Flutter'da bu işler böyle yürümüyor abi. Bizim hot reload dediğimiz bir kısım var. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi Dart, siz en başta uygulamayı ayağa kaldırırken bir defaya mahsus olarak render edilip ayağa kaldırılıyor. Ve ondan sonra siz uygulamanın içerisinde yazdığınız bütün kodları sadece bir Ctrl S butonuyla tekrardan ekrana yansıtabiliyorsunuz. Ha, burada da şey yok. XML tarafında ben işte yazdığım komponentı görerek yazamıyorum işte vesaire diyenler için de normal device'ınızı bağladığınızda siz kendi device'ınızda live olarak uygulamayı çalışırken kodu değiştirip orada yaptığınız UI'ları da görüp o şekilde değiştirebiliyorsunuz. İlk başta ben de buna biraz alışamamıştım. Çünkü diğer tarafta kodluyordun XML'i, hazırlıyordun ekranı. Ondan sonra gidiyordun kod tarafına bağlamak kalıyor. İşte tanımlıyordun hepsini. FineView, ByID falan. Ondan sonra şey yapıyordun. Bütün rotaları çiziyordun. Ama burada öyle bir şey yok. Yani imperatif ve deklaratif ayrımı olarak şey yapabiliriz. Ele alabiliriz. Bir saniye, ben şunu bir Do Not Disturb'ı alayım da sorun olmasın. Evet. Şimdi burada hot reload dediğimiz kısım ortaya çıkıyor. Bu tamamen şey, siz atıyorum işte bir butonunuz var işte ya da bir tekstiniz var. Tekste bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Değiştiriyorsunuz.
kontrol S'e basıyorsunuz ve oradaki şimşek butonuna basıyorsunuz. Tamamen ekranda da bu değişmiş oluyor. İşte butonun rengi olur. İşte plus plus yaparken eksi eksiye gitmesi olur. Her şeyi burada değiştirebiliyorsunuz instant bir şekilde. Hatta bu benim o kadar çok işime yarıyor ki. Yani normal geliştirme yaparken zaten çok hızlı. Ama şöyle anılarım da oldu mesela. Arkadaşım designer abi. Ben uygulamayı taktım, run ettim. Ondan sonra koydum telefonu önüne adamın. Ben bir yandan bilgisayarı yazıyorum. O da tam karşımda oturuyor. Telefon da ona doğru. İşte bana söylüyor. Şurasını böyle yap, değiştiriyorum. Kontrol S yapıyorum. Tak önünde değiştiriyor. Tamam diyor. Şimdi bunu böyle yap. Onu değiştiriyorum falan. Böyle böyle abi. Hani bir yandan bana söylüyor. Ben bir yandan değiştiriyorum. Böyle saniyeler içinde uygulamayı değiştire değiştire böyle debug edip mesela işte bugları temizleyip UI istediğimiz hale getirip çok güzel şey yapıyordu. Geliştirme durumları da oluyordu mesela. O yönden de çok hızlı işe yarıyor Hot Reload'un. Şimdi diğer bir taraftan da ele alacak olursak okey Flutter çok iyi, çok güzel ama bunu kimler kullanıyor? Ben burada sadece 3 tane örnek verdim. Ama vereceğimiz örnekler artık çok çok fazla oldu. Yani Play Store tarafında 100 bin, App Store tarafında da bir o kadar mı? Yoksa 40 binlere mi ne geçti şu an Flutter'la yazılmış uygulama sayısı? Pardon, 1 milyona 100 bin olması lazım. Aynen, öyle bir şey. Geçti uygulama sayısı. Ve bu gerçekten Flutter'a çok büyük bir hype olduğunun kanıtı. Splice mesela Flutter'la yazılmış bir uygulama. Google Stadia aynı şekilde. Türkiye'den örnek verecek olsa Gain'in uygulaması tamamen Flutter'la yazılmış şekilde. Türkiye'de de yaklaşık bir 20-30 tane falan şirket var Flutter'ı geliştiren, Flutter devam eden. Benim önceki şirketlerim vesaire de aynı şekilde Flutter'la devam ediyorlar. Hatta şeyde Adem Furkan Özcan'ın bir şeyi vardı. GitHub'da olması lazım. Onun kitabına da bakabilirsiniz. İşte Türkiye'de Flutter'la geliştirme yapan şirketler diye bir reposu vardı. Hatta web sitesi falan da vardı. Onu yapmıştı. Oradan girip aslında bütün şirketlere de şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Hem iş imkanı olarak belki hem de kaynak olarak, network olarak bağlantıya geçmek isterseniz böyle de bir şey eklemiş olayım. Tabii bu material design'ın ve çok fazla şey böyle hani zengin API'ların ve bu widget kavramının mesela verdiği esnekliklerle beraber birçok aslında şirket uygulamasını bu tarafa geçirme şeyine, eğilimine girdi. Hatta Türkiye'den de var yani birkaç tane büyük şirket daha var. Şu an confidential olarak bunu da söyleyemeyeceğim ama kendilerinin native development'tan artık native development'ı bırakıp Flutter'a geçeceğini de duyduğum, bildiğim birkaç büyük şirket daha var Türkiye'de gelen. O tarafa açılacak olan. Yine şey yurt dışında tabii Google'ın sadece Stadia değil bu şeyde AdMob işte daha diğer AdMob'li bütün uygulamaları bunu hepsi şeyle Flutter'la yazılmış mesela Flutter'la yazdılar bunları tekrardan. Google'da yani bayağı kaynaklarının bayağı bayağı fazlasını Flutter'a ayırıyor. Yani kendi uygulamalarında birçoğunu Flutter'la yazıyor ve destekliyor bunları da. Hatta Alibaba var mesela Çin tarafında. Hatta şunu yapıyor abi Google, sen işte çok büyük bir şirketsen, yani çok büyük dediğim belli bir reytingin üzerinde ve belli bir kullanıcı sayısının üzerinde bir şirketsen, atıyorum işte bir Tinder'san, bir Spotify'san ve sen bugün abi ben Flutter'a geçmek istiyorum, native'imi geçirmek istiyorum diyorsan Google sana birebir şirket olarak da destek sağlıyor. Yani sana developer gönderiyor veya işte temsilci bağlıyor. Tamamen o taraftan alabildiğin kadar kaynağı alıp uygulamanı geliştirmen konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir başka güzelliği de Flutter'ın animasyonlar. Siz animasyonlar gerçekten çok kolay bir şekilde gerek hero animation'lar olsun, gerek twin animation'lar olsun, gerek farklı scalability'de de olan animation'lar olsun. Bunları çok rahat bir şekilde animated widget'lar olsun, onu da eklemek gerekiyor. Animated widget'lar olsun. Çok kolay bir şekilde animation'larınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bir ekrandan diğerine giderken olsun. Hatta PubDev'de direkt animation kütüphanesi var. Adamlar şey yapmış yani siz demiş native development yaparken veya native bir uygulamayı kullanırken nasıl animasyonlar görüyorsunuz? İşte ekran geçişleri, item açılışları veya işte bir list item'ın ekran açılırken böyle bir item'ın bütün ekrana bürünmesi, tekrar ona küçülmesi gibi böyle animasyonsal efektler var ya bunların hepsini tek bir kütüphane altında birleştirmişler. Demişler kardeşim al sana bütün hepsi burada. Sen uygulamanı yazarken kütüphaneye ekliyorsun. Ekranlar arası geçişlerini böyle yapıyorsun. Ve geri kalan her şeyi, bütün animation'ları ben arka planda kendim hallediyorum. Sadece ekran geçişlerini yap bırak diyor mesela. Ve şey diyor orada işte ekran geçişini yaparken bak burada list item'dan bir ekrana geçiyorum. Veya ekrandan list item'a küçülüyorum. Bunları bana söyle ki diyor. Geri kalan her şeyi ben diyor yaparım diyor. Mesela bunu bile bu kadar kolaylaştırdılar. Şimdi
Design Oriented Development olarak dediğim kısma biraz değineceğim. Şimdi dediğim gibi yani önce native taraftan gelen arkadaşlar olur veya sıfırdan başlayacak arkadaşlar olur. Siz Flutter'da geliştirme yaparken tamamen row'lar ve kolumlar şeklinde UI'yi dizayn ediyorsunuz. Yani işte bir sütunlar ve satırlar olarak kendi istediğiniz komponentleri istediğiniz yerlere koyabiliyorsunuz. Burada mesela işte gelelim ki şurada bir resim olduğunu, işte mesela bunun tamamı bir kolum olsun. Bu kolumun altında işte ilk item bir resim olarak buraya konulmuş. Bunun altına bir tane text item koyulmuş. Yani bir list item koyulmuş. Bunun altına 3 tane farklı widget'tan oluşan farklı bir widget geliyor. Bunun altında yine bir widget'ım var. Ve burada tekrar bir aşağı indiğimde bana diyor ki işte bak burası bir row'dur. Bu row'un içinde önce şu vardır. Bu da kendi içinde bir kolumdur. Yani bir sütundur. Sütunun içinde 2 tane text vardır. Ondan sonra row'un içinde geri döndük. Burada bir tane daha ikon vardır. Burada da bir tane text vardır. Yine aynı şekilde burada aşağısı için bunlar işte row'un içinde şöyle şöyle vardır. Bunların alignment'ı şöyledir gibi bize söylemiş. Yani siz UI yaparken tamamen row'larla kolumlarla şey yaparak, yardım alarak gerek işte yapacağınız şeyleri konteynerle oluşturabilirsiniz. İşte esnekliklerini, alignment'larını verebilirsiniz. Expandable widget'lar, flex'ler vesaire kullanabilirsiniz. Bu tarz widget'larda çok kolay bir şekilde UI'nızı oluşturabilirsiniz. Hatta bir başka widget da var ki benim en çok sevdiklerim bir tanesi. Scaffold widget. Scaffold da bize şu imkanı sağlıyor. Aslında tamamen material kavramı içeri, yani o yapacağınız ekrana getiren widget olarak da bunu nitelendirebiliriz. Siz atıyorum bir bottom navigation bar yapacaksınız. Scaffold'un içinde bottom navigation bar diye bir parametre var. Buna gidip bottom navigation barınızı verdiğinizde otomatik ekranın altına koyuyor. Olması gereken boyutta, olması gereken yere. İşte float action button dediğinizde oraya gidip bir float action button parametresine bunu verdiğinizde ekranın sağ alt köşesine 16 dp yüksek şeyde padding'de bunu size tam olması gereken yere koyuyor. Yine işte drawer dediğinizde direkt drawer açıyorsunuz. Ekranın sol üstünde bir tane menü, 3 tane çizgi çıkıyor. End drawer dediğinizde bu sefer sağ tarafta çıkıyor gibi çok kolay şekilde size hem menülerde hem bu geçişleri, navigation'ları ele alacağınız kısımlarda scaffold'da yardımcı olabiliyor. Şimdi burada diğer şeye baktığımızda tabii Flutter kendi widget'larını bize sunuyor. Yani siz istiyorsanız bir buton yapın, bir ekran yapın. Yani ne yapmak istiyorsanız her şeyi aslında widget'ları kullanarak yapabiliyorsunuz. Yani burada row'da widget oluyor, column'da widget, bir buton'da widget, material buton'da widget, scaffold'da widget. Aslında baktığında uygulamanın kendisi de widget. Kısacası böyle ekranda gördüğünüz her şey widget diyebilir miyiz? Genel zaten Google'ların genel olarak söylediği şey yani. Yani işte butondan menüsüne tut, fontu da, color'u da vesaire hepsi widget abi. Ve tamamen widget'a geliyor burada konu. Şimdi bunlar tabii iki şekle ayrılıyor bizim için. Bir tanesi stateful widget, bir tanesi de stateless widget. Önce stateful'dan başlayalım. Şimdi widget dediğimizde tamamen burada şey olarak yani sizin işte buton vesaire olarak da düşünebilirsiniz tabii bunu da. Ben biraz da yani ekran veya bir grup olarak bakıyorum bunlara. Stateful ve stateless olarak ele alıyoruz. Stateful widget benim aslında bir state'imin olduğu ve state'imin yani state'imi değiştirebildiğim ve state'imi yönetebildiğim bir widget tipi oluyor. Burada ben stateful widget'ı direkt yaparken aslında bu bütün idelerde şu an spesifik olarak geliyor. Siz Flutter'ı vesaire kurduğunuzda işte Android Studio olsun, VS Code olsun, STFL yazdığınızda mesela stateful widget diye otomatikman size sunuyor. Enter'a bastığınızda bu block labs diye geliyor önünüze. Sadece class ismini girmek kalıyor yani. Geri kalan size. STL diye de yazdığınızda direkt stateless geliyor mesela. gibi. Burada benim bir stateful widget'im var. Yine burada bunun içinde mesela bir container'ın içinde ben text demişim. Bu tamamen işte stateful widget oluyor. Ben bunun içinde state'i yönetmek istediğimde bir on-press'te veya farklı bir yerde set state deyip bunun içerisinde değiştirmek istediğim parametreleri koyduğumda otomatikman bu stateful yani state'i yönetmiş oluyorum. Bir de onun yanında stateless widget'ım var. Bu da benim tamamen immutable olan ve herhangi bir şekilde kendi başına state'ini değiştiremeyen veya state'e etkisi olamayan bir widget tipi olarak karşıma geliyor. Tabii stateless widget'ı da siz yönetebiliyorsunuz. Stateful widget'larla bağlayıp bunun da gerekli parametrelerini, color'larını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Veya günümüz modern Flutter development'ında kullandığımız gibi farklı farklı state management kütüphaneleri veya state management şeyleri var.
yaklaşımları var. Bunlardan birini kullanarak işte provider olur, Redux olur, blok olur, herhangi birini kullanarak bütün uygulama içerisindeki veya yönetmek istediğiniz yerdeki state'leri yönetebiliyorsunuz ve stateless widget'ları da bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Hatta ben şunu çok büyük savunucusuyum. Yani tabii widget'lar kendi içinde state'i yönetebildiği kavramlar veya yerler olabilir ama uygulamanın geneline baktığımızda genelinde hiçbir şekilde abi ben stateful widget kullanmayıp her şeyi stateless yapıp tamamen bir state management approach ile, yani bir yaklaşım ile, işte blok olur, provider olur. Ben daha çok stack seviyorum, stack kullanıyorum kendi geliştirdiğim uygulamalarda. Bunlarla state'i ele alıp yönetmeyi daha şey buluyorum, ulaşılabilir buluyorum, daha güzel buluyorum. Yani developer'ın kendine göre bir yoğurt işi vardır diyelim. Tabii. Ben genelde yani, klasikten gelen, pardon sözlü bölüm ama hani yok, klasikten gelen stateless, stateful, yani ne için ne gerekiyorsa aslında onu yapıyorum yani. Birazcık o yüzden şey yapmıyorum. Hani çok fazla. Yani siz genel olarak uygulamaya baktığınızda, ben burada bayağı 15 dakikada bile beri widget widget diye söylüyorum ama uygulamanın baktığınızda aslında hepsi widget abi. Yani o ilk baştaki run app dediğiniz kısım sadece Dart'tır. Geri kalan her şey uygulamanın kendisi dahil olmak üzere widget'tır. Şimdi code syntax ve widget tarafına biraz daha değinmek istiyorum. Siz tabii UI'nızı direktman bu widget'larda stateful ve stateless widget'larla yönetebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz şekilde flexible yapabiliyorsunuz. Mesela işte benim burada bir column'um var. Bunun içinde ben bir container, ikinci bir container kullanmışım. Bunları tabii %100 olarak açmışım. Ve arasını expanded diye bir tane widget koymuşum. Bu ne yapar? Benim bu iki widget'ın arasındaki bütün boşluğu, yani ekranda var olan bunların ikisinin haricinde kalan bütün boşluğu bu expanded widget doldurur. Ve burada şöyle bir şey ortaya çıkar. Yani ekranın en üstünde bir kutucuk mavi, altında mavi bir kutucuk, ortası tamamen amber renginde bir kutucuk ile dolar mesela. Burada da yine farklı bir şekilde işte flexible ekleyerekten, burada flex seviyelerini girerekten, atıyorum bunun 2 olsun, bunun 3 olsun, bunun 1 olsun diyerekten, işte o bulunduğu bölüme göre onu belli bir paydalara bölmek, işte bu bulunduğu bölümün 1'ini alsın, bu 3'ünü alsın, bu 2'sini alsın gibi, orada totali mesela bu rakamlara bölerek şeyi elde edebiliyorsunuz. Oradaki scalability'yi yakalayabiliyorsunuz. Ve en güzel yanı da siz geliştirdiğiniz widget'ları mesela birden fazla parçalara bölerek, ben de mesela bunu çok uyguluyorum ve gerçekten çok kodu daha çok okunabilir yapıyor. Siz widget'larınızı da daha küçük parçalara bölerek bunları tekrardan kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz. Yani siz bir buton tasarladınız. Butonu tasarlarken bunun işte tekstini ve rengini değişebilir olarak constant'a verip bu butonu birden fazla yerde çağırıp bunu sadece tekstini değiştirerek, gerektiği yerde rengini değiştirerek uygulamanın istediğiniz yerlerinde kullanabiliyorsunuz. Biraz önce bahsetmiş olduğum, benim de çok sevdiğim işte scaffold widget. Siz burada app barınızı direktman tanımlayabiliyorsunuz. İşte onun altında body kısmında bütün geri kalan widget, yani ana ekranı body kısmını tanımlayabiliyorsunuz. Flat action button'ı direkt bu şekilde verebiliyorsunuz. İşte drawer'ı direkt drawer verdiğinizde şuraya menü geliyor. İşte end drawer verdiğinizde menü buraya geçiyor gibi. Çok kullanışlı bir şekilde bunu tutabiliyorsunuz uygulamanızda. Tabii ilk olarak mesela Flutter geliştirmeye başlayanlar da şöyle bir yapı göreceklerdi. Tam buna bu şey kalmış. Daha önceden kalmış screenshot da, şu an buna şey, ilk uygulamayı, yani Flutter kurdunuz, uygulamayı oluşturdunuz. Buraya web, işte Windows, Linux vesaire hepsi geliyor sırasıyla böyle. 8-10 tane paket oluyor. Kaç tane işletim sistemine ve şeye destek, platforma destek veriyorsa hepsini görüyorsunuz. Burada tek bir main dosyamız oluyor ve bütün her şey bunun içinde. Yani buradan başlıyor ilk start noktası olarak. Ve PubSpec YAML'da bizim aslında burada bütün konfigleri tuttuğumuz kısım oluyor. İlk uygulamaya başlattığınızda şöyle bir tablo görebilirsiniz. Ama ileride eminim ki bu tablo böyle şeylere dönecektir. Bunu da yönetmek için elinizden geldiği kadar widget'ları parçalara bölüp bunu related paketlerin altında, işte UI'ları, UI'nin işte util'leri bunun altında, view modülleri tek bir klasörün altında, işte servislerinizi, modellerinizi böyle farklı farklı yerlerde tutup da daha kodu okunabilir, bulunabilir ve sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. İlk PubSpec YAML'ınızda eline aldığınızda tabii o comment satırlarını silince şöyle bir şey ortaya çıkacaktır. Lakin
bu dolmaya başladıkça, yani siz yeni yeni kütüphaneler eklemeye başladıkça bu gayet karmaşık bir hale gelecektir. Benim de burada tavsiyem bunları elinizden geldiği kadar farklı yerlere hitap eden kütüphaneleri tek bir yere toplayıp aralarına işte gerek konvent satırlar olsun, çizgiler olsun veya işte atıyorum şuraya Firebase yazarsınız, şuraya işte Local Data diye yazarsınız, buraya atıyorum işte Utils diye yazarsınız. Bu şekilde tutup daha okunabilir halde şey yapabilirsiniz. Çünkü geliştiren, yani hem bu işin içinde olan hem de hem kodu review eden hem de aynı şekilde yazan biri olarak ben hep şöyle gidiyorum. Mesela elime yeni bir proje geldi veya atıyorum biz iş ilanı açtık. Sizler de bize başvurdunuz. Ben sizin kodunuza bakacağım değil mi? İşte case atmışız. Gelmiş case bakacağım. İlk olarak açtığım dosya abi benim PubSpec YAML. İlk açtığım dosya. Açıyorum ve hani oradaki şey, siz hangi kütüphanelere eklediğinize göre, yani orada eklenmiş kütüphanelere göre ben şunu kafamda kurmaya başladım. Aa, bu kütüphane eklemiş demek ki bunu kullanmış. Aa, bu var bunu da kullanmış. Bunu kullanması için şöyle şöyle yapması lazım falan diye böyle böyle düşünüyorum. Ondan sonra uygulama tarafına geçiyorum. İşte oraya kütüphane eklenmiş ama burada bir şey yapmamış. İşte state management kütüphanesi kullanmış. İşte provider kullanmış ama stateful widget'lar var içeride falan, yani alakasız şeyler. Direktman yani PubSpec'ten başlayıp uygulamanın içerisine doğru gitmeye başlıyorum. O yüzden orası ne kadar düzenli olursa, ne kadar anlaşılabilir olursa ileri yönelik yapılan yorumlar da daha olumlu olabiliyor. Bir de o kısımda şunu ekleyeyim. Yani henüz o kadar bir tecrübem yok ama genellikle zaten hani bir uygulamayı tek bir developer yapmıyor. Ve yani o düzenleme Öyle işi deme abi. böyle Öyle deme. olması Öyle deme abi. lazım. Öyle deme abi. Hayır, genel olaraktan bahsediyorum. Mesela bir proje içinde birden fazla developer çalışıyorsa hani birbirlerine bir tık o iş saygısından dolayı hani o düzenlemeyi iyi yapmaları lazım. Çünkü hani sen yaptın, okey, gördüğünde anlıyorsun ama başka birisinin eline geçtiğinde o dosya hiçbir şey anlamayıp sana doğru gelebilir yani o konuda. Ya tabii buna biz şey diyoruz, yani önceki yazılımcı dramı diyoruz biraz da. Çünkü yani tabloya baktığınızda ben de bunu yaşadım abi. Diğer yaşayanlar da gördüm, tanıdım. Yani son zamanlarımda hep şey oldu böyle. İşte Flutter developer yok. Bir şey yapılacak. Bir kişi alınmış, bilgisayarın başına konulmuş. Ben de bunu bu şekilde yaptım ya. Ben de işte oturdum, kendim sıfırdan başladığım yerlerde, şirketlerde. İşte yazdık, yazdık, yazdık. Ya biz giderken bizden sonra gelen bize küfretti ya da bizim sonradan yanımıza gelen kişi işte dedi ki işte bu böyle mi yazılır diye bize geldi. Hani böyle şeyler olabiliyor ama bu biraz da şeyin dramı yani. İlk baştan bir şeye başlayıp birden fazla kişi bunu yönetiyorsan tabii çok daha düzenli ve tertipli oluyor ama sen yalnız başına sprint koşan biriysen ve orada senin uygulamaya hitap ettiğin belli sayıda user varsa, bunlar update bekliyorsa veya senin işte üzerindeki yöneticin veya sana işverenin sana baskı uyguluyorsa, diyorsa ki hadi bitsin bak bu haftaya bitsin, önümüzdeki haftaya bitsin, öyle olsun diye. Bu işler daha kötü hallere de şeylere de yollara da gidebiliyor abi. Yani bir yerden sonra şey yapıyorsun işte bitiyor, gönderiyorsun. Bir sürü bug çıkıyor, geri geliyor. Bugları çözüyorsun, gönderiyorsun. Diğer taraflarda bug'lar çıkmış. Hani bir orası patlıyor, bir burası patlıyor. Nereden tutsan elinde kalmaya başlıyor bir yerden sonra konuda. O yüzden buradan şeylere de söylüyorum. Yani hem proje sahibi olan hem de işveren kişilere de sesleniyorum. Bu kadar baskı uygulamayın abi. Developerların üzerinde bu kadar baskı uygulamayın. Kamu spotu Evet, niteliğinde kamu bir şey var spotu da orada. yapalım. Sprintleri biraz da şey yapın yani. Sumut tutun. Biz de biraz şey yapalım yani. Sadece kod yazmayıp biraz da yenilikler öğrenip biraz da hani bir şeyi nasıl yazarız değil de ben bunu yazdım ama nasıl düzeltirim de düşünecek vaktimiz olsun diyorum. Ha, Yani geliştirmek için Flutter'ı Android Studio, IntelliJ veya Visual Studio Code üzerinden geliştirmeye başlayabilirsiniz. Android Studio'nun şu an tam desteği var. IntelliJ'nin de tam desteği var. Çok güzel bir şekilde. Her ne kadar bu son şeylerde M1 çok şey oldu ya abi, M1 M2 işte bunda patlıyor Android Studio vesaire falan diyorlar. aynen. Flutter abi M1'de de Android Studio üzerinde patlamıyor. Eğer alıp da geliştirmeye başlayacak olan ve çok tereddüt olan arkadaşlar varsa onlara da söyleyeyim. Android Studio düzgün çalışıyor Flutter'la beraber. Ama Android geliştirecekseniz sorunlar yaşayabiliyorsunuz. M1 üzerinde konuşuyorum. Visual Studio Code da gerçekten ben çok güzel çalışıyor. Ben en baştan beri Visual Studio Code kullanıyorum. Yani VS Code kullanıyorum. Daha biraz daha light ve smooth olduğu için ve önceden de bir Android geliştiricisi olup Android Studio'nun çok ahını
aldığım için veya ben ona çok ah verdiğim için Andreas'ı artık bir kenara bırakıp VS Code ile yazılım hayatıma devam ediyorum. Daha lightweight, daha hızlı bir şekilde benim işlerimi görebiliyor ve çok fazla yani bayağı plugin ekleyip de siz birçok şeyi de kolaylaştırabiliyorsunuz VS Code tarafında. O yüzden tercih ediyorum diyeyim. Resource'ler kısmında önerebileceğim resource'ler Flutter Weekly, Flutter Awesome şey var. Flutter Example Apps var ve It's All Widgets diye böyle şeyler var. Kaynaklar var. Benim takip ettiğim hala zaman zaman takip ediyor oldum ama şuradan en baştan daha söyleyeyim. Flutter geliştirecek olanlara en büyük iki kaynak. Birincisi Flutter'ın kendi dokümantasyonu. İkincisi de PubDev'dir arkadaşlar. Siz yapmak istediğiniz şeyi aratıp PubDev'de ismini bulup bunu biz bu kütüphaneyle yazıyormuş diye yapabiliyormuşuz diye. Ondan sonra PubDev'de bunun nasıl yazıldığını dokümantasyonunu okuyup direkt uygulamaya geçirebiliyorsunuz. Tabii yine bunların öğrenme sürecinde vesaire bu bahsettiğim kaynaklarda çok yardımcı oluyor diyeyim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Benden bu kadar, sorularınızı alabilirim. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir sunumdu. Elinize, dilinize sağlık. Fakat şöyle bir durum var. Benim sorabileceğim çoğu sorunun zaten cevabını sunum içinde verdim. Teşekkür ederim. Ben konuda. Abi şey evet o konuda şey dedim yani kendi kendime dedim. Bir senden gelenleri okuyunca sonra kendi sunumuma da bakınca dedim yani pek bir anlamı kalmayacak soruların ama olsun yani yapacak olsun. Bir şey. Biraz da sunumu uzatayım bari diye olayı toparlamak için diye. Ama birkaç sorum var. Onları yönelteyim, sonra chatten gelen sorular var. Onları da yönelteyim. Sonra yavaştan toparlayalım. Şimdi efendim. Burada seçmesi de zor oluyor. Teşekkürler o yüzden de sana. Birazcık elemem lazım. Genel olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Hani Flutter'ın ne kadar hani kullanıcı dostu, hani kullanıcı dostu değil de developer dostu olduğunu vesaire anlattık. Ama ben şunu sormak istiyorum ya. Flutter'a ben de yazılım bilgisi olmayan biri olarak başladım. Flutter'a yazılım bilgisi olmayan biri olarak başlayabilirsiniz. Şu hani o konuda Flutter cidden destek oluyor anlattığımız gibi. Ama böyle başlayınca şurada zorlanabilirsiniz. Hani bunu da ama şöyle aşabilirsiniz dediğim kısımlar var mı? Var abi. En baştan beri içeride olan biri olarak benim de aşmakta çok zorlandığım zorlandığım kısımlar olan. Birincisi şu oluyor. Hiçbir zaman yarın düşünerek kodunu yazmamanı tavsiye ederim. Yani Flutter hızlı bir şeyleri çıkmak için var. Hayatımıza girdi. Hayatımızda var. Bir şeyleri hızlı yapalım diye ve siz yani sen ekranı işte butonlar koyup bir şeyler yapıp işte yarım saat içinde bir uygulama ayağa kaldırabiliyorsun. Ya bak yarım saat bile sürmüyor bazen. Ya 15 dakika. Ben burada artı bir demo yapacak olsam 15 dakikada çok güzel bir şey ortaya çıkarabiliyorum yani. Hani istediğimde. Ve hani elle tutulur işte bir fonksiyona yarayan listeler olan işte bir şeyler değişen state'i yönetebildiğim bir uygulama olarak farz ediyorum yani bunu. Yani buradaki tavsiye. Şimdi sen bugün alıp bunu işte butonları koydum işte bunu stateful yaptım. State'i oradan bir sonraki ekrana aktaracağım. Ha bu state'i aktarayım orada da o state'i kullanırım. Yani birinci ekranım var işte birinci ekrandan abi 5 ekran sonrasına gidiyorsun. Ama 5 ekran sonrasında atıyorum senin chart'ın var. Bir item ekleyeceksin şeyine, sepetine. 5 ekran sonrasında eklediğin şeyi birinci ekranda da değişmesini istiyorsun. Veya değişiyor olmasını istiyorsun. Veya senin ana bir tane base ekranın var. Bunun içerisinde sen 4 tane ekran iç içe gitmişsin. Orada bir şey değiştiriyorsun. Ana ekrandaki menünün üstünde de bir şeyin değişmesini istiyorsun. Ya da renginin değişmesini. Bunları yapacağın zaman bu stateful'la çok içeri doğru girmek seni yorabiliyor. O yüzden direkt yarını düşünerek değil, önce kafanda kurguyu yaparak bir işe başlaman çok daha doğru oluyor. Ki yarı yolda bir şeyleri değiştirmek zorunda kalma. Atıyorum sen işte uygulamaya başladığında bu sonunda bir şey epi olacaksa, bir pazarlama epi olacaksa ve bunun içinde farklı itemler olup işte sepete bir şey eklenip satın almaya gidilecekse ona göre bir mimari kurup ona göre yola çıkman gerekiyor. Yani şey değil, birinci ekranı ben bugün bitireyim de işte yarın müşteriye şunu göstereyim diye değil, biraz da elle tutulur şekilde gitmen ve sürdürülebilir şekilde gitmen önemli oluyor. Buralarda birçok zorluk yaşadım. İkincisi de şu oldu benim için. Eğer production kısmında yapacaksan yani bir şeyleri ilk defa deniyorsan production üzerinde yapma. Bir şeyleri ilk defa deniyorsan kendin yap.
production kısmında daha önceden denenmiş şeyleri yap. Flutter çok yeni olduğu için bunu diyorum ve her şey çok hızlı değiştiği için. Çünkü Flutter'la başladık. Tam her şey oturdu dedik böyle. İşte şirketler adoption gerçekleşti. İşte millet yazmaya başladı. Developerlar iş bulmaya başladı. O tamam, sektör aldı başını gidiyor dedik. Önümüze null safety'yi koydular. Bu sefer abi oturdu herkes null safety düşünmeye. Null safety'yi nasıl yapacağız demeye başladı. İşte soruyorum mesela şu an işte mesela benim bir önceki şirkette aynen. Null safe diye mesela sadece bir kütüphane yüzünden geçemedik. Bir kütüphane yüzünden bir uygulama 2 ay, 3 ay null safe diye geçmeden bekledi abi. Ve o developer şöyle, yani o dram da şöyle bir şey. Ki bunu yönetebildiğin sonradan şeyler de çıktı. Kütüphaneler de çıktı da, versiyonun kütüphaneleri falan. Sen o kütüphane şey o uygulamanın kodunu yazacaksan sürekli işte 1.22.6 versiyonunda olmak zorundasın. Çünkü en son stable versiyonu null safe diye geçmeden önce. Hani game'de de mesela biz bunu yaşadık. Hani şöyle diyeyim işte başladık. Null safety var. İşte null safety çıkalı olmuş 2-3 ay ama bir türlü geçilememiş. Çünkü hem kaynak az hem de oradaki iş çok fazla, refaktörü çok fazla oluyor, çıkıyor ve her şeyin tekrar tekrar test edilmesi lazım sonuna kadar diye. Hani böyle şeyin diyelim, learning curve'ü de çok fazla, her yere dokunman lazım. Ve böyle oturduk işte bayağı bir hafta, 2 hafta üzerinde çalışıp her şeye dokunup edip hani böyle bayağı en son production'a çıkarken el ele tutup çıkmak zorunda kalıyorsun. Çünkü 180 dosyada birden değişiklik olmuş oluyor. Bu da yani şey olmuş oluyor, absürt olmuş Yani oluyor. örnek olarak verilen şey Galeri App vardı, biliyorsun değil mi? Null Evet, Safety'de. evet, evet. Orada hani böyle çok kısa 15 dakikalık bir durumda böyle hani Null Safety'yi geçiriyorlardı. Ama işin arka planında böyle ağlıyor herkes falan böyle. Abi birinci şey bazı kütüphane, hatta bazı majör kütüphanelerin hala da null safety'ye geçmemiş olması veya son bir ayda falan geçtiler böyle. İkinci sıkıntı da sen bunu geçirirken, yani null safety'ye geçirirken şöyle, şu süreçte daha zaten pes ediyorsun. Şimdi bütün kütüphaneleri bir update ediyorsun. Sana orada bir şey diyor işte, şu kütüphane şununla beraber kullanılamaz ama bu da aynı zamanda bunun versiyonuna ihtiyaç duyuyor diye bir şey çıkıyor, bir satır çıkıyor böyle. Bir bakıyorsun 4 tane kütüphane birbirine bağlı. Bu sefer diyorsun hani ben önce hangisini değiştirmem lazım? Sonra başlıyorsun rakamlarla oynamaya, onu update ediyorsun, bunu update ediyorsun, override etmeye başlıyorsun falan. Bir yerden sonra kurtarıyor ama işte onun işinin içinden çıkamadıktan sonra orada çok pes eden kişi de tanıyorum mesela. Hani bu olmuyor şimdilik, kalsın bütün kütüphaneler versiyonunu update etsin sonra bakarız deyip null safety size geri dönenler biliyorum. O yüzden hani biraz da şey yapmak lazım. Adoption'u iyi gerçekleştirmek ve zamanında gerçekleştirmek lazım. Çünkü bir şeyi ne kadar öteliyorsan o kadar daha sonra seni üzüyor Yani diyebilirim. şu açıklamandan bayağı bir PubSpec dosyasının önünde çekilen Vietnam flashbackler tattım ama hadi bakalım hangisi. Öyle. Yok, o kadar değil, o kadar değil. Benim Ben de sorum evet, devam söyle et abi söyle. sen. Yok, ben diğer şeye geçecektim. Sen cümleyi söyle. Soruya geçebilirsin ya. Şey yani Okey, işte. tamamdır o zaman. Benim bir sorum ne, hemen şuradan chatten gelen bir soruyu birleştireceğim. Chattekilerin hepsini de şey yapacağım. Şurada ben şunu soracaktım. Flutter'ın geleceğiyle alakalı, diğer mobil uygulama geliştirme teknolojileriyle alakalı bir soru yöneltecektim. Bu soru da şu an şeyimizi karşılıyor. Flutter'ın Android, iOS platformlarının en güçlü dilleri olan Swift, Kotlin, buna Java'yı da verelim. Ya React Native ve Objective-C'yi de verebiliriz. Onlara göre performans farkı nedir? Ve geleceği nedir bunların? Okey. Şimdi şuradan gireyim. Yine içeri biraz hikayeler katacağım. Özür dilerim izleyen arkadaşlar. Çok hikaye anlatıyorum ama yani yaşanmışlıklar var. Vazgeçemediğim şeyler var o yüzden. Şimdi şuradan gireyim. İlk ben şey yaparken, yani Flutter'la başladığında her şey çok iyi, çok güzel. Android tarafı da çok iyi gidiyordu. iOS tarafı da çok iyi gidiyordu. Ama bu son işte null safety'ye geçmeden önceki ve tam geçtikteki yeni versiyonlarda şu olmaya başladı abi. iOS tarafında bazı device'larda, hatta özellikle ARM processor olmayan ara versiyonu olan 2 tane telefon var, bir de iPhone X bir de XS olan 2 lanet telefon var. Bunlarda bütün ekran translation'ları ve bütün animasyonlar çok yavaş şekilde çalışıp ve işlemci çok ısınır şekilde
geliyordu mesela Flutter şeyinde ve herkes şey diyordu işte benim bazı patronlarım patronlarım da dahil buna. İşte Flutter çok kötü, Flutter çok yavaş çalışıyor. Hayır, Flutter kötü değil, Flutter yavaş çalışmıyor. Sadece Flutter ekibi o iki device'ı accept etmiş abi. Ve sen de o device'ı kullandığın için ben kötü bir developer oluyorum. Şimdi durum öyle olduğu için herkes ilk başta biraz şey düşünüyor. Ulan Flutter kötü mü? Ön yargılı yaklaşıyor. Yani biz buna destek verdik, geçiyoruz ama hani elimizde mi patlıyor, ne oluyor şeyine bürünüyor. Asla böyle bir şey yok. Hatta onlar da bu dediğim olaylar da son versiyonda çok iyi şekilde düzeldi, fixlendi hatta. Şöyle diyeyim. Mesela animasyon kısımlarında Flutter hani o widget render işinden dolayı atıyorum. Siz widget'ı bir defa oluşturdunuz ve render aldınız ya. Bu animasyonlarıyla beraber olarak render alındığı için sizin Flutter'la yapılmış bir uygulamadaki bir animasyonu tekrar tekrar ekranda göstermeniz size atıyorum CPU'da sadece 10 birim bir işe denk geliyorsa bu aynı şeyi Android ve iOS tarafında yapmak 30-40 birime denk geliyor. React Native tarafında yapmak neredeyse 60-70 birime denk geliyor. Yani bunu böyle bir ölçü birimi hatta arkadaşlar araştırırsa işte Comparing Flutter with Native Platforms and React Natives diye böyle bir başlık altında birden fazla iki tane falan makale vardı. Ben hatta bunları bir code case'ime eklemiştim. Çok da güzel sunumunu da yapmıştım. Belki başka bir etkinlikte burada onları da şey yaparız. Buradan girip o taraftaki şeyleri de ele alabiliriz. Böyle de bir açık kapı bırakayım. Burada mesela bahsediyordu. İşte bir tipte bir uygulama yapılıyor. İçine belirli animasyonlar koyulmuyor. Aynı uygulamanın işte build time'ları. Android'de build time'ı, iOS'de build time'ı, Flutter ile hem Android hem iOS, React Native ile hem Android hem iOS. İşte belli bir scale'de şeyleri çıkarmış, rakamları çıkarmış. Aynı şeyi şunu da yapıyor. İşte bu animasyonu ekrana dökerken Flutter ne kadar CPU harcıyor, ne kadar RAM harcıyor, ne kadar enerji tüketiyor, ne kadar memory gidiyor vesaire diye. Hepsini böyle parametreler haline bölüp yazıldığı bir makaleydi bu. Oradan da yani bu makaleye de dayanarak ben aynı şekilde kendi şeylerime de dayanarak diyorum ki hızlı olduğu taraflar var. Ama bazı platformlardan kaynaklı transition'lar vesaire yavaş olduğu kısımlar da var diyebilirim. Ama Kotlin'le ve Swift'e göre şey yapacak olursak yani şöyle diyeyim. Siz Swift'le iOS'i karşılaştıracak olursanız iOS şeydir mesela. iOS Almanya'dır, Swift de bir Almandır. Kendi dilini, kendi ülkesinde çok iyi bir şekilde konuşup herkesle anlaşabilir. Ama siz bir İngiliz olarak Almanya'ya gittiğinizde ne kadar zorluk çekersiniz? Bunu düşünün. Yani burada atıyorum bir Türk'ün Almanya'ya gittiğini farz edin. Bu işte React Native olursa bir İngiliz veya işte bir Hollanda vatandaşı Almanya'ya gittiğinde nasıl bir zorluk çekecekse Flutter da aynısını yapıyor. Diyerekten bir örnek vermiş olayım. Ses mi yok senin? Evet. Az önce çok havaalanına yakın bir yerde yaşıyorum. O yüzden kapattım ve unutmuşum. Evet, teşekkürler. Aslında güzel bir benzetmeyle özetledik aslında soruyu. Evet. Yani güzel bir benzetmeydi. Şuradan iki sorumuzu da devam edelim. Peki hocam şu özellik veya şu yapı Flutter'a gelse çok iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Flutter'ın eksik yönü sizce nedir? Yani şöyle diyeyim. Eksik yönü olarak çok nitelendirmiyorum ben. Çünkü baktığınızda yani her ne kadar native taraftan gelen biri olarak işte hem imperative tarafta uygulamalar yazdım hem declarative tarafta şu an uygulamalar yazıyorum. İkisi de kendine özgü platformlar, kendine özgü kod yazış şeyi. Birinde state var, siz state'e bağımlı kalıyorsunuz. Diğerinde state tamamen siz yönetiyorsunuz gibi case'ler olduğu için. Yani Flutter bence şu güne kadar yapması gereken bütün her şeyi yaptı. Bundan sonra gelmesi gereken özellikler sadece şu olacaktır. Atıyorum A widget'ındaki B parametresi yok. Ben bu B parametresini işte şöyle yaparak tutabiliyorum ya da yapabiliyorum. Ben bunu böyle yapmak istiyorum. Hani bunun desteği gelse gibi şeyler olabilir. Bu bir. Bir de şu olabilir. Yani Flutter nezdinde, Flutter tarafında. Yani o şeydeki işte uygulamayı yapılış yani uygulamanın kuruluş esnasındaki o mimariyi build etme kısmında çok fazla option ve çok fazla seçenek çıkıyor önümüze. Ve burada bazıları yani bazı developer yani takımları ve kısımları şey olarak yani
web'ten gelenler farklı şeyleri savunurken mobil taraftan gelenler farklı şekilde şeyleri savunaraktan böyle ikiye ayrılma durumları olabiliyor bazı case'lerde. Aslında bir yerde de bu Flutter'ı böyle işte hem blok bir tarafta, Redux bir tarafta, Mobix bir tarafta, işte Provider bir tarafta, işte Qubit bir tarafta vesaire diye böyle ikiye ayırıyor. Aslında bu kısımların biraz daha böyle hani Android'de şey aynen Android Development'taki nasıl o modern Android development çıkıp tek bir şeye oturttuysa, raya oturttuysa, tek bir hizaya oturttuysa bu development sürecini, Flutter'da da aynı şekilde böyle bir hani Google'dan gelecek bir kaynakla işte kardeşim siz işte lokal storage olarak işte room yerine mesela işte bizim tarafta nedir? SQLite'ı veya işte diğerinin ismini unuttum. SQLite'ı veya işte diğerini kullanabilirsiniz. İşte state management olarak şunu kullanabilirsiniz. İşte dependency injection olarak şunu yapabilirsiniz. Live data olarak şöyle şöyle async fonksiyonları bu şekilde kullanabilirsiniz diye mesela böyle bir video serisi başlatıp bu işi ele alabilir diye düşünüyorum. Yani burada tabii şey de var. Android tarafına gelen birçok şey ya ve hani buna yönelik şeyler tamamen Android'in kendi içinden, kendi takımın içinden çıkıyor. Yani yazılan şey. Ama Flutter tarafına baktığınızda birçok şey aslında community şey yapıyor. Yani Android tarafında %50'ye 50 ise o community şey tarafı. Hatta bence %60 Google, %40 community falan yani şu günlerde benim görüşüm, benim düşüncem. Flutter tarafında bu bayağı şey, Google'ın kendisi bunun %20'si, geri kalan %80'i tamamen community ile gidiyor aslında Flutter'ın. O yüzden orada biraz da tek bir single roadmap'e düşürülebilir ve hani buradaki kafa karışıklığı ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü PubDev'e girdiğinde sen bir şey yapacaksın ama karşına yani onlarca kütüphane ve yüzlerce içerik çıkıyor ve hepsi işte yüksek star alanlar, böyle top 3'te 3 tane var. İşte onu mu kullanayım, bunu mu? Sonra hepsini denemek zorunda kalıyorsun. Yani bir güzel yanı hepsini öğrenmiş oluyorsun ama bir kötü yanı da sen kendini yani bir yere varana kadar harcaman gereken zamanı mesela 3 katını harcıyorsun gibi. Tamamdır. Güzel bir yanıttı. Teşekkürler efendim. Bir iki sorumuz daha var. Evet, iki sorumuz daha var. Hatta şunu alayım. Hocam, Google 2008'de Java'yı kullandı. 2011'de Kotlin için anlaştı. 2014 Flutter için uğraştı. 2017'de Kotlin destekleyeceğiz dedi. 2018'de Flutter için aynısı oldu. Şu an biz ne yapmalıyız? Evet, bayağı kafa karışıklığı. Bu soruya bir de şunu ekleyeyim. Abi, Google Graveyard diye bir şey var. Google çok teknoloji yaratıp öldürmesini seven bir sistem, ekosistem, şirket. İşte Google neydi o? Glasses dahil buna, aynen. İşte Google Plus dahil vesaire vesaire bir sürü sistemler var. Böyle bir şirket. O yüzden biz eğer Flutter'ı seçersek yarın öbür gün işsiz kalır mıyız, açıkta kalır mıyız? Zıda mesela buna ekleyebiliriz. Bu sorunun devamını. Şunu diyeyim. Yani biz bunun tartışmasını şeyde yine bir Google I/O'da yapmıştık. Orada şey vardı. Yiğit Boyer var Google takımında. Şey tarafında, hatta bu Material and şey neydi lan? Bu Android Development tarafında çok iyi bir şeyde rol alıyor kendisi. Bu roomları vesaire tamamen işte modern Android Development kısmı aynen. O tamamen neredeyse onun elinden çıkma gibi diyebiliriz. O tarafta kendisi. Ve diğer tarafta da işte Nilay Yener var, community destekçisi olarak. Bunların ikisi şey diyordu mesela, işte Google I/O'da böyle arasında diyalog geçiyordu ve diyorlardı ki işte sen işini iyi yaparsan ben işimden olurum. Ben işimi iyi yaparsam sen işinden olursun. O zaman biz ne yapacağız yani? Flutter mı Android'in yerine geçecek? Android mi Flutter'ı öldürecek? Çünkü baktığınızda arkadaşlar Kotlin multiplatform diye bir şey geliyor. Ve hatta hangi app'ti o? N26 olması lazım. Bir de bir app daha var. Kotlin multiplatform kullanarak yazılmış. Yani tamamen arka taraftaki logic kısmı Kotlin. Sadece UI class'larını mesela iOS için olan taraflarını storyboard'larda yapmışlar. Android için olan taraflarını XML'de yazmışlar. Ve diğer bütün logic kısmı tamamen Kotlin'de yazılmış ve Kotlin multiplatformla çıkmış. Şimdi baktığında o zaman Kotlin diyorum, Flutter Android'in rakibi ise Kotlin multiplatformda Flutter'ın rakibi oluyor. Çünkü o da birden fazla platforma tek codebase üzerinden hizmet vermemize yardımcı olan bir framework olarak karşımıza çıkıyor. Ama konuyu bu şekilde ele almamamız lazım. Bir önemli olan sen neyi seviyorsun?
İki, ne yapmak istiyorsun? Ben o zaman için uygulama yazabiliyordum ama yazdığım uygulamaları iOS'te de görmek istiyordum ve daha fazla kişinin bunlara ulaşmasını istiyordum ve kendimi işte bir şey yaparken ya da bir yere gittiğimde işte ben uygulama yazıyorum ama sadece Android'i değil hem Android'e hem iOS'a uygulama yazıyorum diye lanse etmek istiyordum ve gittim dedim ki ben Flutter yazacağım. Yazdıktan sonra benim yazdığım uygulamalar Android'e çıkarken iOS'e de çıkacak diye girdim. Şu an birden fazla platforma çıkıyor. Yani bu hani benim o zaman seçtiğim bir şey değildi. Sonradan gelmiş bir hediyeydi aslında platforma ve Flutter developerlara. O yüzden öncelikle senin yani soruyu soran arkadaşın şatavsiyem senin ne yapmak istediğindir. Yani bir şey ölecek diye yani yarın öleceğim diye bugün yaşamayı veya işte 10 sene sonra işte benim ayağım kırılacakmış diye bugün yürümeyi bırakmazsın. O 9 senede yapabildiğim kadar yürürüm, gezebildiğim kadar gezerim dersin. O yüzden bunları düşünmeden bu akşamdan daha bir şeye başlamanı tavsiye ederim. Belki de yarın iş bulursun, öbür gün çalışmaya başlarsın. Hayat böyle bir şey olabiliyor bazen. Aynen öyle. Kotlin multiplatform demişken burada Kotlin multiplatform deyince akarsular duran insanlar vardır umarım. Serkan'a buradan selamlar. Serkan Avcı. Bu inşallah buradadır. Duymuştur bize. Evet. Efendim son sorumuz. Flutter yeni bir framework olduğu için mi bu kadar çok güncelleme geliyor yoksa aynı durum React Native için de var mı? Şimdi buna şu soruya şuradan başlayacağım. Flutter'a ne kadar çok güncelleme geliyor ve ne kadar çok yer veriyorlar ki güncellesinden kısmından başlayayım. Eğer Flutter yeni bir framework olduğu için bu kadar çok güncelleme geliyor ve arka planda geliştirilmesi gereken, geliştirilen ve native tarafta olan ve burada da yetişilmesi gereken birçok şey var. Hem widget tarafı olsun çünkü hani şunu düşünün. Tek bir platforma destek vermiyor. Siz yazdığınız yani kullandığınız framework'le sadece Android device'lara şey yapmıyorsun. Yani sadece Android'i ele alsak bile orada 6000 çeşit mi 8000 çeşit mi ne device var. Yani markalar altında device tip olarak hepsine hizmet veren bir framework'ten bahsediyoruz. Siz burada Flutter'ı kastediyoruz ve burada yani Android'de baktığında kaç farklı tipte cihaz var? Ekran boyutu var. iOS'te kaç tane farklı cihaz tipi var? Ekran boyutu var. İşlemci tipi var. Bir de onları katabilirsek. Üzerine ekran olarak desktop ekranları var. Desktop'ların işletim sistemleri var. Bir de orada daha bilgisayar markaları var. Bir de o bilgisayar markalarının spesifik kısımları var. Böyle bir şeyi ele aldığında tabii ki de burada her haftada veya iki haftada bir update gelecek, yenilikler olacak. Ama bu her zaman böyle Flutter'ın ikiye, yani birden ikiye çıkışı gibi olmayacak. Çünkü birden ikiye çıkış o şeydi. Hani hem tamamen diğer platformları stable hale getirelim hem de null safety'yi biz şeyimize katalım. Kendi kefemize katalım kısmıydı. Evet bu bizi zorladı Flutter developer olarak. Ama bundan sonra kısımlarda ben bu kadar yüksek bir update'in geleceğini veya bu kadar majör bir update'in geleceğini düşünmüyorum. Yani 2'den 3'e geçerken asla ben null safety'de yaptığım migration'ı yapmak zorunda kalmayacağım. Yani buna eminim. Çünkü onu bir defa yaptım. İkinci de böyle bir migrate ettirecek bir kısım geleceğini düşünmüyorum şahsen. Bir de şuradan ele almak lazım. Şimdi ne kadar önemli ve bunu yapan kişiler ne kadar bunu önemsiyor? Şimdi Flutter ilk sene duyurulduğunda 4 tane sunumu vardı IO'da. Ondan sonraki sene 6 oldu. Ondan sonraki sene yine 6 oldu. Geçen sene zaten IO yapılmadı. Önceki sene ve geçen sene Google IO yapılmadı ama yine Flutter'ın kendi etkinlikleri vardı ve gerçekten çok büyük hype'lar oluşturdu bu ekosistem tarafında da. Çünkü baktığınızda yani çıktığı günden 2018'den bu yana 0 stardan 80-100 bin starlara çıkış var. Yani bir GitHub'da ve o React Native'i devirmesi var. Yani o yıllardan beri tahtı elinde bulunduran React Native'i. Ha, günümüzde baktığında market olarak hala da uygulamaların neredeyse yani şu an marketteki Flutter uygulamaların tam iki katı React Native ile yazılmış yani ve o React Native platformlarıyla yazılmış işte Cordova olsun, Ionic olsun, React Native'in kendisi olsun, PhoneGap olsun bunların toplamı işte 40 binse Flutter 20 bin tane uygulama var şu an markette. Ama sen yani kalkıp 3 senede markette o yani markete o kadar uygulama sokup bu pazarın %20'sini ele alabiliyorsan daha bir 3 senede neler yapabilirsin? Yani bir de bunu düşünelim. Bu sadece bir de şey yani Google Play Store pazarı olarak pardon. Sadece mobil pazar olarak düşünüyoruz bir de bunu. Yani bunun daha desktop'un yeni geldi ve bir yeni geldi. Daha bir de buna gelecek pazarlarda olacak. Bir bu. Şimdi orada işte 4 sunum, 6 sunum, 6 sunum diye gidiyor. Bana nasip oldu 2018'de F8'e katıldım. Facebook Developer Conference olarak geçiyor o da. Bir yerden bir şekilde öğrenci
ve aynı şekilde Facebook grubu vesairesi de bir bilet buldum. Ve Away'dan bir hafta önce miydi? Bir hafta önceydi galiba Away'de. Ona da gitme fırsatı buldum. İşte Zuckerberg çıktı, konuştu, etti falan. Aynı bir event havası devam ediyor. Ama ben şimdi mobil geliştirici olduğum için hep şeye bakıyorum. Yani React Native nedir? Nasıl yapılır? Ben buna karşı sunumlar arayıp bir öğrenme çabası içerisindeyim. Yani Google I/O'da mesela böyle 50-60, totalde 50-60, hatta bazı I/O'larda 80 sunuma kadar çıkan sunum oluyor totalde. F8'de 59 sunum vardı arkadaşlar. Sadece 2 sunum React Native'di. Biri normal opening sunumu, yani 101. İkincisi de sadece demoydu. Ve yani adamlar o kadar önemsememişlerdi o zaman için. Ben orada onu gördüm, yani o eventte direkt şey dedim abi, yani React Native ölmüş ya dedim, yani community'ye bırakmışlar sadece adamlar, kendileri şey diyorlar, WhatsApp React Native'de yazdık, Instagram öyle, Facebook öyle, ama hani neredesin sen? Developer orada da sen neredesin? Diyesi geliyor insanın yani. O yüzden Flutter büyüyor, büyümeye devam edecek ama son bir yılda olan büyüme kadar büyüme ben önümüzdeki 2-3 yıl boyunca göreceğimizi pek zannetmiyorum. Çünkü bir doyum noktasına ulaştı artık. Web'i verdi, işte desktop'ı verdi, embedded platformları verdi, mobil platformları tam destek şeklinde verdi. Artık yani doyma noktasına geldi, daha ne verebilirim ki moduna geldi. O yüzden artık update'ler gelmez. Çünkü bu zaten kullanıcılara stable'a verilebilecek şekilde bu update'ler geldiyse dahası gelmez diye düşünüyorum. Şu an Flutter pazar payı nedir? Evet, onda geleceğim ama bunları söylerken peki 2.5'in sürümünü çıkması? 2.5'in sürümü geçen hafta çıktı abi ve hı-hı, çok çok bir şeyle çıkmadı yani, sadece minor update'lerle çıktı yani. Ve çok da çok da ses getiren bir şey değildi. Hı-hı. Sadece girdik işte documentation'dan veya bir Medium makalesinden okuduk neler olmuş diye, bize dokunan bir şey var mı diye baktık. Dokunan bir şey olmadığını gördük yani mobil developer olarak. Ondan sonra dedi ki tamam, yani Flutter update yazabiliriz çalıştığımız şeylere, projelere. Yazdık ve hiçbir şey de olmadı yani. Çok şükür. O yüzden hani evet, ne zaman hani şu benim için şudur. Bir update çıkar ya, ben gidip Flutter upgrade yazarım. Yazdıktan sonra kod çalışmazsa, ben bunu run edemezsem, evet abi majör bir update'tir ve gerçekten evet, sıkıntılı bir şeyler olmuştur. Ama eğer çalışıyorsa kod, tamam yani smooth bir şeyler olmuş. UI değişmiş. 2-3 satır bir şey deprecate olmuştur. Yani bende olan yerlerde en azından. Falan diye düşünürüm. Çok da şey yapmam. Kale almam yani. Yani iyi bir test etme yöntemiymiş. Bunda bir yere not almak lazım. Çok basic test yöntemi bu ya. En basic. Evet, tamam. Serkan Çelik'ten soru gelmiş. Şu an Flutter pazar payı nedir? Uygulamalar için framework kullanımı tahmini bir oran var mı? Biraz önce zaten bahsettim bundan. Serkan Bey sordu soruya. Dedim, hı hı, ki onu şu an linki de bulamıyorum ama geçen bunu ben okudum. Bir makalede mi okudum? Yoksa bir sunumda mı? Videoda mı gördüm? Tam şey yapmıyorum ama PhoneGap %8 miydi, 5 miydi ne? İşte Ionic %15'lerde falan. İşte Cordova var bir %12-15 civar falan. React Native var bir %20. Bunların totali falan böyle bir şeye geliyor yani. Bir %40'a gelip geçebilir biraz. %45 miydi neydi? Geri kalan %22'lik pay falan şeyin olması lazım. Flutter'ın olması lazım. İşte geri kalan pay da işte kaç oluyor böyle? 50 kalıyor. İşte 20-25 mi kalıyor? Geri kalan da işte Android'de iOS olarak ikiye bölebiliriz zaten. Tam matematik hesabını yapamadım şu an. Şeye döndü ama biraz kötü bir matematik hesabına döndü ama sonuç itibariyle bunu şey olarak düşünebiliriz. Yani React Native'de olan uygulamanın yarısı Flutter'la şu an pazarda var. Ve bu 2018'den bu yana olmuş olan bir büyüme. Evet efendim. Başka soru yok sanırım. Benim de sorum yok. Chat'ten gelen iyi yayın dilekleri için hepinize teşekkür ederim. Beyza'yı da buradaymış. Beyza'ya selam vermeyi unuttum. Çok özür dilerim. Selamlar Beyza. Selamlar Beyza. Buradaysan hala. Hala buradasın. Güzel konuşma için, güzel sunum için, sorulara verdiğiniz güzel benzetmeli hikayeler için efendim çok teşekkür ederim. Hem kendim hem chat adına hem de GBG Çanakkale adına. Başka da sorumuz yoksa bugünlük yayını bence gayet kafi bir sürede tamamladık. Gayet eğlenceli bir sunumdu. Başka da sorumuz yoksa efendim size teşekkür ederim. Chat'ten de teşekkürler geliyor şu an.
Ben de abi beni davet ettiğiniz için, yer verdiğiniz için ve burada bu imkanı tanıdığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Çok Ne güzel demek işler hocam, ne başarıyorsunuz. demek. Umarım daha da iyileri, daha da güzelleri gelir. Burada yaparsınız diye diliyorum. Teşekkürler. İnşallah efendim. Teşekkürleriniz için çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Canlı yayını da bitiriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gününüz güzel geçsin. İyi Görüşürüz. akşamlar.